Merhabalar ve hoş geldiniz. Bugün Check-in 3 adlı sergimizdeyiz. Biliyorsunuz Check-in sergimizde işte Collect Gallery, Türkiye, İstanbul ve Türkiye'deki ya da İstanbul'daki sanat ortamı bir check-in yapıyor. Biz bu arada her hafta bir solo sergisi yapıyoruz. Sergi alanımız ikiye bölündük. Bir tarafta işte alt katta, ana mekanda her hafta bir solo sergisi var. Yukarıda bir bekleme alanı var. Yukarıdaki 3 sanatçının teaserlerini görüyoruz. Hem video olarak hem eser olarak. Ve en dibindeki üstteki katta artık bir check-out duvarımız var. Check-out duvardaki yapıtları aslında bir önceki check-in ana sergi alanımızdaki sanatçı görebiliriz. Bu yüzden hep yukarıdaki sanatçılar aşağı iniyorlar, aşağıdakiler serginin sonunda yukarı çıkıyorlar. Bu yüzden dinamik bir sergi modeli öneriyoruz. Bu sergi Martian Tabakov'un yapıtları görüyorsunuz. Martian ağırlıklı olarak işte 3 boyutlu heykel alanında çalışan bir sanatçı. Ve bu sergi alanında bir tarafta işte beyaz heykelleri görebilirsiniz. Bu beyaz heykelleri uzaktan baktığınız belki organik, amorf, soyut bir heykele benzese de dikkatli baktığımızda aslında bu erimiş formun içerisinde aslında bir insan figürü görebilirsiniz. Bu yüzden buradaki heykeller aslında tam soyut ve figüratif arasında kalan heykelleri. Bana göre aslında şu anda işte insanın değişime uğradığını, işte bir tarafta sürekli bir transformasyon yaşayan insan formları görebilirsiniz. Ve bu insanın bedenin değişikliğini belki psikolojik boyutunda da okuyabilirsiniz. Arka tarafta bu resimlere paralel olarak Martian çok fazla kağıt üzerinde resim ve çizim arasında kalan yapıtları da yapıyor. Aslında orada tekrar heykeller gibi işte figüratif ve soyut arasında kalmış olan figürleri görebilirsiniz. Özellikle oradaki akan siyah boyasından dolayı bence oradaki beden hareketi daha fazla ortaya çıkıyor. Ve bu bağlamda aslında hem bu heykelleri hem de o iki boyutlu kağıt üzerine çalışmaları aslında human transformation ya da insani transformasyon süreçlerine şahit oluyoruz. Yanımda bambaşka bir eser. Burada aslında bir sound heykel, yani bir ses heykeli diyebiliriz. Her çubuk ya da her heykelin bölümünde başka bir ses çıkartıyor. Yüksek, bas vesaire. Ve dolayısıyla aslında burada interaktif bir ses heykel söz konusu. O nereden kaynaklanıyor? Martian'ın babası konduktör, orkestra şefi, annesi profesyonel bir müzisyen. Dolayısıyla aslında bir müzik background'ı var. Kendisi de müzik çalıyor. Çok da güzel bir grubu var. Dolayısıyla bir tarafta işte varoluşçuluk ve insan olmakla ilgili heykele yanı sıra bu aradaki ses ve interaktif katılımcılık üzerinde heykelleri var. Son olarak dışarıdaki showcase'de gördüğünüz oradaki uzaktan metalden olan bir evi benzeyen figürlere dikkatli baktığımızda orada tekrar bir insan figürü var. Çok arkaik, minimalist insan heykeli görebilirsiniz. Tekrar daha dikkatli baktığınızda ortada işte delikleri var, büyük delikler, küçük delikler. Çünkü bu heykellerdir aslında ses çıkartıyor. Bu yüzden aslında dışarıdaki işlerle beraber aslında bir tarafta bu figüratif heykelleri, bir tarafta bu aradaki soyut ya da işte belki atık malzemelerden oluşan heykelin sentezini görebilirsiniz. Ve bu bağlamda bence Martian Tabakov özellikle heykel alanında oldukça önemli ve çağdaş yaklaşımları gösteren bir sanatçı. I'm here to present my exhibition in a Collect Gallery. I'm going to show two lines of work here. It's going to be a general exposition of several of my projects. I'm mainly interested in figurative arts. I'm a sculptor by education, and I'm also interested in making musical sound objects. Here I'm presenting several of my sculptures, which are called inhabitants, and they're related to an idea that I'm having about the relationship between the inhabitants and the inhabitants and how they correspond to each other and change each other through time. I'm also presenting some drawings
which are also connected with this concept. I'm presenting earlier drawings of mine from my academy studies, which are in an earlier stage, but also going towards the same topic. On the other hand, I'm gonna do a musical performance here at the opening on my sculptures that I did. They're part of a big project which started with the name Before the Musical Sculptures, and it's focused on the development, the way that a sound structure is produced and the stages which it goes through, because those instruments are not, I cannot say that they're perfect or they're finished, they're on the way on becoming an instrument, and this is something that interests me. I make large scale installations with them, and I also invite guest artists or the audience to perform on them and to interact, which is also something of interest for me.